Perde Arkası kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Harry Potter serisinin 3. filmi olan Azkaban Tutsağı filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Sirius Black'in isminin nereden geldiğini, ruh emicilerinin oluşturulma sürecini, oyuncuları eğitmesi için sette bulunan illüzyonisti ve filmle ilgili çok daha fazlasını bu bölümde bulacaksınız. Harry'nin bindiği büyülü Hızır otobüsünün çok hızlı olduğunu göstermek için sadece görsel efektler kullanılmamış. Otobüs normal bir şekilde gitmiş ama trafikteki diğer tüm araçlar salyangoz hızında hareket etmiş. Hızır otobüsünden iki tane yapıldı. Biri iç, diğeri ise dış çekimler içindi. Normal bir Londra otobüsüne bir kat daha eklenip mora boyanmasıyla oluşturuldu. Otobüslerin üst kısmı da köprülerin altından geçebilmesi için sökülebilir şekilde tasarlandı. Ayrıca otobüsün şoförünün ve biletçisinin isimleri Stanley ve Ernie. Yazar Rowling bu karakterlere büyük babalarının isimlerini vermiş. Profesör Remus'un adı Roma mitolojisinde iki dişi kurt tarafından yetiştirilen ve ülkenin kurucusu olan Romulus ve Remus'a dayanıyor. Filmde görünen büyük saatin tasarımı Çek Cumhuriyeti'ndeki Orlo ismindeki eski şehir saatine dayanıyor. Orlo yalnızca zamanı değil, zodyak işaretini ve ayın ve güneşin konumlarını da gösteriyor. Londra'daki St. Paul Katedrali'nde bulunan geometrik merdiven, bu filmde kehanet sınıfına giden merdiven olarak kullanıldı. Sirius Black'in dövmeleri Rus mahkumlardan esinlenilerek oluşturulmuş. Crabbe ve Goyle'un ilk iki filmde olduğu gibi bu filmde de diyalogları yok. Filmde görülen kargalar Afrika alaca kargaları. Kaliforniya'da yetiştirildiler. Çünkü vahşi kargalara göre eğitimleri daha kolay yapılabiliyordu. Lumos kelimesi aynı zamanda yazar Rowling'in sahip olduğu çocuklar için yardımda bulunan bir kuruluşun adı. Hagrid'in kulübesinde uçuşan yarasalar gerçek. Yarasaları eğitmek ekip için çok zor olmuş. Hayvanların eğitmenleri onları kontrol altında tutmak için yiyecek ödüllerini kullanmışlar. Özellikle yarasalar muza bayılıyormuş. Çapulcu haritasını tasarlarken grafik tasarımcılar klasik kenarları yanmış hazine haritası taslağından sapmak istedi. Bunun yerine de her biri farklı katlanmış bir Hogwarts haritası tasarlandı. Harita üzerindeki alanlar da çizgiler yerine kelimelerle gösterilecek şekilde yapıldı. Harita eski bir kağıt üzerine basıldı ve eski bir parşömen görünümü vermek için özel bir kahve karışımıyla yaşlandırıldı. Aranıyor afişlerinde Sirius Black'in resmi altındaki sembollerde ölü ya da diri yazıyor. Film ekibi Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in ölümü üzerine yeni Dumbledore için Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Ian McKellen'a teklif götürdü. McKellen ise bir efsaneyi canlandırdığını ama hayatına bir efsaneyi daha eklemesini zor olduğunu söyledi. Ayrıca McKellen bu rolü almasının uygun olmayacağını çünkü Richard Harris'in kendisini korkutucu bulduğunu söylemiş. Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, Harry, Ron ve Hermione'nin kendi kişiliklerini daha fazla yansıtabilmeleri için Hogwarts üniformalarından daha fazla günlük kıyafetler giymelerini istiyordu. Ayrıca daha gerçekçi olması için okulun bazı öğrencilerinin kıyafetlerini düzgün, bazılarının kravatlarını veya gömleklerini dağınık şekilde giydirdi. Bu filmle ilk iki film arasındaki en belirgin fark karakterlerin kostümleri. Karakterlerin çoğuna tamamen yeni elbiseler geldi. Hogwarts okul formaları ve Quidditch cübbeleri de yeniden tasarlandı. Filmde kıyafeti yeniden tasarlanmamış tek karakter ise Severus Snape oldu. Yönetmen Alfonso Cuarón, Hogwarts'ta yaşayan küçük insanların olmasını istiyordu. Ama kitabın yazarı Rowling bu fikri veto etti. Filmde illüzyonist Paul Keel danışman olarak bulundu. Keel, Daniel Radcliffe ve Emma Watson dahil olmak üzere tüm oyunculara ufak sihirler öğretti. Hogwarts'ı etrafındaki manzaraya bağlayan külüstür köprü, stüdyoda yeşil bir perdenin önünde oluşturuldu. Daha sonra köprüye arka plan eklendi. Film ekibi ruh emicileri mükemmelleştirmek için 6 ay harcadı. Yönetmen aslında ruh emicilerin bilgisayarla değil kuklalarla yapılmasını istiyordu. Yapılan bir kukla esinti de süzülürken çekildi ama kimse bu görüntüden tatmin olmadı. Kukla ustası Basil Twist suda çekilmesini önerdi ama yine de ekip bu görüntüyü beğenmedi. Bu şekilde çekilmesinin imkansız olduğunu fark eden ekip bilgisayar efekti kullandı. Ayrıca yazar Rowling ruh emicileri kendi depresyonuyla savaşına dayandırmış.
seride Voldemort'un teknik olarak görünmediği tek film. Gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius köpek yıldızı olarak da bilinir. Bu Sirius'un film boyunca görülen köpek olduğuna ima eder. Film ekibi geleneksel kurt adam görüntüsünden uzaklaşmak ve kurt adamlığı zayıflatıcı bir hastalık olarak tasvir etmek istedi. Dolayısıyla kurt adam biçimindeki Lupin zayıf ve çoğunlukla tüysüz olarak görünüyor. Bu onu hem korkutucu hem de zavallı gösteriyor. Hagrid'in hayvanın infaz edileceği sahnede Dumbledore kağıdı imzalaması gerektiğini ve uzun bir adı olduğunu söyleyerek infazcıyı oyalıyor. Zümrüt Anka Yoldaşlığı filminde Dumbledore'un gerçek adı ortaya çıkıyor. Tam adı Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Azkaban Tutsağı seride hiç kimsenin ölmediği tek film. Crookshanks rolü için iki kırmızı İran kedisi kullanıldı. Eğitmenler kedilerin döktükleri tüyleri topladı ve Crookshanks'e eklediler. Böylece kedinin daha uyuz bir görüntüye sahip olmasını sağladılar. Goyle karakteri bu filmde neredeyse hiç görünmüyor. Çünkü Goyle'i oynayan aktör kolunu incitti ve filmin birçok sahnesini çekemedi. Onun sahnelerine başka bir Slytherin öğrencisi aldı. Hogwarts bu film için büyütüldü ve genişletildi. İlk defa bu filmde Hogwarts'ın avlusu ve köprüsü göründü. Şişman kadının portresinin yanındaki resimde görülen kadın yönetmenin karısı, kızı da yönetmenin kızı. Bahsedilen Azkaban hapishanesi aslında filmde hiç görünmedi. Tasarımcılar Azkaban'ı dev bir şelale kenarında inşa edilmiş üçgen bir taş kale olarak tasvir ettiler. Zümrüdü Anka Yoldaşlığı filminde ise bu şekilde yapıldı ancak şelale kenarında değil, okyanusun ortasında bir ada şeklindeydi. Hogwarts'ta görülen taş çember gerçek taşlara dayanıyordu. Taşlar çekimlerin yapıldığı İskoçya'ya helikopterle gönderildi. Ekip için İskoçya'da çekim yapmanın en büyük zorluğu yağışlar oldu. Setin yıkılmaması için helikopterlerle çakıl taşı dolu çuvallar getirildi. Felsefe Taşı ve Sırlar Odası'nın yönetmeni Chris Columbus ile ilk başta tüm seriyi çekmek için anlaşılmıştı. Fakat daha sonra Columbus vazgeçti. İlk iki filmin yönetmenliğini yapan Chris Columbus bu filmde yapımcı olarak bulundu. Küçük Prenses filmini izledikten sonra filmin yönetmeni Alfonso Cuarón'a teklif götürdü. Bazı hayranlar filmin yeni yönetmeninin Alfonso Cuarón olduğunu duyunca şüpheci davrandı. Çünkü Cuarón'un bir önceki filminde komedi kadar çıplaklık ve seks de ön plandaydı. Bununla birlikte David Heyman bu film için seçilen yönetmenin mükemmel olduğunu düşünmüş. Sonuçta Alfonso'nun gençleri iyi anladığından eminmiş. Rowling de Cuarón duyunca çok heyecanlanmış çünkü yönetmenin Ye Tu Mama Tambien filmini çok seviyormuş. Yönetmen Alfonso Cuarón uzun çekimler ve rahatsız edici kamera hareketleriyle tanınıyor. Bu film için teklifi kabul ettiğinde ise Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro kendisine önceki iki filme sadık kalması gerektiğini söylemiş. Yönetmen Cuarón çekimlerin çoğunu elde taşınan ve doğal bir tarz kazandıran kameralarla çekti. Daha koyu renkler kullandı. Cuarón filmin tamamını 14-24 mm geniş açılı lenslerle çekti. Yönetmen geniş açı ısrarıyla arka planda seyircilerin görmesini istedi. Filmin yönetmeni Meksikalı olduğu için Meksika'ya atıflar bolca bulunuyor. Saat Kulesi'nin avlusundaki çeşmenin üzerinde Meksika milli mühründe olduğu gibi yılan yiyen kartal heykelleri bulunmaktadır. Ayrıca Honeydukes'ta sunulan tatlılar arasında El Dia de los Muertos isminde Meksika'da Ölüler Günü'nde dağıtılan Calaveras olarak da bilinen şekerden yapılmış kafatasları vardır. Dumbledore revirin önündeki repliği bittikten sonra merdivenlerden çıkarken La Raspa diye mırıldanıyor. Bu da Meksikan danslarından biri. Yönetmen Cuarón'un sözleşmesinde çocuk oyuncuların önünde küfretmesini yasaklayan bir madde bulunuyormuş. Bir önceki filmde Profesör Lockhart'ı canlandıran Kenneth Branagh da bu filmin yönetmesi için düşünülen isimler arasındaydı. Kendisi hem aktör hem de yönetmen. Profesör Sibyl rolündeki Emma Thompson, Sırlar Odası'nda Profesör Lockhart'ı canlandıran Kenneth Branagh ile evliydi. Timothy Spall fareye dönüşebilen bir adamı oynuyor. Daha önce de Tavuklar Firarda filminde sıçanı seslendirmişti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Tumblr'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.